benim en ağrıma giden şey o olmuştu hani rejime başlamamda. Hani işte şu şişman bayan var ya, en nefret ettiğim kelimeydi. Onun için diyete başlamıştım. En çok bu laftan etkilendi, diyete başladı. Yemedi, içmedi, 7 ayda tam 61 kilo verdi. Kilolarını verdi vermesine ama bilinçsizce yaptığı bu diyet neredeyse hayatına mal oluyordu. Şimdi çok üzülüyorum, yani yaptığım cehalete üzülüyorum. Çünkü hayatımla oynamışım. Herkeste 50 cc olması gereken kalp etrafındaki sıvı, bende 1500 cc. Görünce zaten şok oldular. Dediler ki hemen derhal yoğun bakıma. 41 yaşındaki ceza avukatı Ferhan Saner için kiloluyken yürümek bile işkenceydi. Doktora gitmeden bilinçsizce bir diyet uyguladı. Bir süre sonra bir şeyler ters gitmeye başladı. Yürürken şişmanım, onun için nefes nefese kalıyorum falan diyordum. Şişmanken, 120 kiloyken. Bir gün birden nefes alamadım. Ve 20 kilo birden fazlalık hissettim kendimde. Ödem vücudumda böyle bastırıyorum. Balona bastırıyor gibi böyle parmağımın izi kalıyor saatlerce. Bu acil işlem demektir. Ve hastamız geldiği zaman anjiyosunu, ekosunu yaptık. Ve hastayı derhal ameliyat aldık. Ameliyat sonrasında her şey normale döndü. Ancak kısa süre sonra tedavi için kullandığı kan sulandırıcı ilaçların yan etkisi görüldü Ferhan Saner'de. Çok aşırı kilo verdiği için vücut artık kendi kaslarından da zarar vermiş. Kalbin etrafında sıvı arttığı için bu yaklaşık 1500 cc olmuş ve bu 1500 cc artık kalbin hareketlerini engelliyor. Hemen ameliyat dendi ama ölüm tehlikesi vardı. Çünkü kalbinden yeni ameliyat olmuştu. Kalp damar cerrahı Profesör Doktor Ahmet Akgül, dünya tıp literatürüne geçen bir yöntem uyguladı. Bu operasyonu robotla yaptık biz. Küçük birkaç kesiden, koltuk altında yaptığımız birkaç kesiden kalbin zarına girdik. Kalbin zarındaki o 1500 cc'lik sıvıyı çektik. Ferhan Saner şimdi yaşadıkları için keşke yapmasaydım diyor. Bundan sonrası içinse planı belli. Doktor kontrolünde sağlıklı bir şekilde kilo vermek. Hani ölümün kıyısından döndüm. Kilo vermeyi düşünüyorsunuz? Valla yine böyle bir 35 kilo falan vermeyi düşünüyorum ama geniş bir zamana yayarak onu.